Lan fosili bulundu, salak mısın? Lan dinozor o, dinozor, dinozor. Ejderha aynı ırktan geliyor amına koyayım. Mal mısın oğlum, ejderha fantastik uçan bir şey. Uçan dinozora ejderha demiyor muyuz kardeşim? Evet. Uçan dinozor değil abi. Dinozor ne amına koyayım uçan dinozor. Öyle tatlı mı oluyor? Dinozor deyince tatlı olmuyor ha. Uçan dinozor ayrı bir şey abicim. Allah Allah. Ne oluyor adı buraya uçan dinozorun? Onun türleri var, şeyleri var yani. Bambaşka bir şey ya. Kardeşim uçan sürüngendir ejderha. Arjantin'de yaklaşık 86 milyon yıl önce yaşamış ve ölüm ejderhası olarak adlandırılan uçan bir sürüngene ait. Deathwing. Tamam abi. Boğaz'da yani, da var. Adlandırılan öyle ejderha deniyor ama ağzından alev atan sistemli. Hani böyle ya da buz atan, hani türleri falan var ya o fantastik ejderhaların. Öyle bir ejderha keşfedilmedi abiciğim. Kardeşim ya nereden abi biliyorsun, nereden biliyorsun? Yaşadın mı sen 86 milyon yıl önce? Oğlum 86 milyon önce ben yaşamama gerek yok. İnanıyorsunuz mu o kadar? 86 milyon yıl önce internet olsaydı olur muydu olmaz mıydı? Bir de o gün bakalım mesela. Ya 86 milyon yıl geçmiş, o kemikler orada duruyor, siz de buna yanıyorsunuz. Bence Max ya aynı öyle. Bak Komodo ejderi falan. Mesela Komodo ejderi nereden evrimlendi? Max abi? 20 yıl. Nereden geldi abi Komodo ejderi? Hemen bakalım. Hemen araştıralım. İnternet önümüzde. Sen evrime mi inanıyorsun? Bak bu en ejderha... Ben evrime inanırım. Ben bilimden yanayım, cyber'ım. Ateist diyorum ateist adam. Abicim ne alakası var şimdi ateistlikle bunun ya? Müslüm dışı. Senin atan maymundan gelmiş olabilir benimki. Yani senle beni bir yan yana koyalım. Hangimiz daha maymundan gelmiş olabilir bir? Ne olarak mesela? Orospu çocuğu. Ensenin şurasında kıl çıkıyor orospu çocuğu. Daha yok bende bir şey yok. Orospu çocuğu o bende de çıkıyor ama. Dalga geçiyorsun. Niye adamı dalga geçiyorsun? Aldırıyorum ben orayı. Ne olmuş yani? Bak abi. En çok ejderhaya benzeyen hayvan bu. Anlatılan ejderha. Adı zaten Komodo ejderi. Ya bana şimdi Komodo ejderi. Taş artı bıyıkları bütün vücudundaki kıllardan fazla. Evrim ağacına bakalım abi. Komodo ejderinin o, evrim o ağacı. O ateisti açmasana kanka. Öyle değil. Öyle değil. Tamam. Komodo ejderi evrim ağacı yok mu ya, böyle bir şuradan şu olmuştur, buradan bu olmuştur. Evrimi yıktı Kemal. Komodo ejderi ataları yazsana. Ataları. Atası. Komodo ejderi atası. Komodo Türk. Yakın zamanda soyu tükenmiş Varanus Priscus. Varanus. Şimdi Varanus Priscus atası ya. Priscus'a gidelim abi. Varanus Priscus'un atasını bulacağız şimdi. Direkt bu atası işte. Komodo ejderi değil amına. Komodo Komodo diyor ya. Komodo. Oha 7 metreymiş uzun. Bu çok uzunmuş oğlum. Bu büyüğümüş lan. Lan yarram ne oldu? Bir kanadı eksik işte amına koyayım. Ya bir dur, bir kanadı bulaştırma be Allah tamam, Allah. Geri git, geri git. Buradan bulacağız. Tamam şimdi Komodo Priscus Priscus atası. Yok bitti. Bu direkt ata, kendisi ata. Bunun atası yok. Bundan gelmişler yok evet. Ya? Yok, abicim nereden biliyorsunuz yok? Google'da olmayan şeyler sizin için eşittir yok mu ya? Evet. Evet. Yok ejderha abi öyle bir şey ya. Kemal yapay zekaya soralım, o kesin biliyordur. Ejderha. Kemal chat GPT'ye girsene. Kemal gir Kemal. Hayvan. Chat GPT'ye giremiyorum ya. Niye? Şey diye. Kapalı hep serverları. Yoğun. VPN yükle. Bak abi. Bak bu da çok benziyor ha. Baksana. Bu buçu buçu evde seversin. Aynen aynen. Üf ejderha ya. Ejderhacık. Oğlum siz var ya. Bu of ej bu kanka ej. Siz arlanmaz utanmaz orospu çocuklar oldunuz ya. Bu ne lan, drone balığı mı? Baksana bu da drone'a benziyor. Mavi ejderha işte kanka. Ulan adını öyle koyuyorlar gerizekalı. Allah Allah niye koyuyorlar kanka, demek ki uçuyor denizde. Ya doğru abicim şey, direkt ejderha kaldı diye bir şey bu. Oğlum demek ki sen böyle bir şey gördün mü? Amına koyayım. Sen şöyle bir şey gördün mü hiç? Gördüm şöyle kardeşim, rüyalarıma giriyor benim arada. Allah Allah. Keşke diyorum gerçek olsaydı falan filan diyorum, adam diyor gerçek diyor ya. Ama korkardık ki. İyi ki yoklar ha. Oğlum belki de eğitilirdi, insanlarla farklı bağlar kurardı. Ama abi açıkçası bu şey, bu sitede yazıyor kesin bir şey. Elsa niye ejderha olmadın ya? Ya Kemal, siktir Kemal git ya. Kemal sana o zaman efsane konuşmaya attım. Kanka ben bir şey sorabilir miyim size? Abi senin meslekle ne olacaksın yani? Ejderha avcısıyım. Etrafta hiç ejderha yok abi. Olmazsa ben işimizi yapmıyorum. E abi işte bu kadar basit amına koyayım.
Peki abi, sana bir soru Kemal, hazır mısın? He. Geliyor. He. Madem hiç ejderha yok, olmadı dünyada. Evet. İnsanoğlu neyden esinlenerek ejderhayı böyle bir şey haline getirdi o zaman, mit haline getirdi? Benim fikrim. Hayal gücü, bilim kurgu. Siktir lan, ne hayal benim gücü? Benim bir fikrim var. Bana bir tane, bana bir tane hayal benim gücü var. Olup, bana bir tane hayal gücü olup dünyada olmayan ikinci bir şey söyle. Mitolojik her unsur. Uzaylılar nereden biliyorsun kardeş? Nereden biliyorsun? Belki o adam geçmişte yaşadı, ismi o. Niye ve bir insan onu büyüttü, devasa bir şeye getirdi ve şu anda mitoloji diye geçiyor adam. Niye benim. O zaman herhangi bir şekilde günümüzde olmuyor? Yaşamadık çünkü o günü ya bir zamana koyayım. Hayır, şimdi niye olmuyor? Şimdi niye öyle devasa, böyle bilim kurgusal hayali ürünler şimdi bugün niye olmuyor? Bugün niye biri şimşek indiremiyor eliyle, öbürü rüzgar lan şey yapamıyor? Lan oğlum anlatamıyor muyum? Adam belki abarttı diyorum. O kadar iyi bir savaşçıydı ki belki zamanında. İşte elinden şimşek çakarcasına düşmanlarını yerle bir ediyor diye anlatıyordu. Diğer mallar da inanıyordu amına koyayım. Taş devri sonuç olarak. Neye inanacak adam? Adam ona mı inanacak, normal, ona mı inanacak? Adam mesela o zamanlar belki, adam belki iyi bir normal boksçuydu. Adam amına koyayım. İyi bir boksçu. Şimşek gibi hızlı vuruyordu böyle. Hani o an şimşek gibi çakardı böyle vurduğunda falan. Evet abi. Evet sen abi. Dedin, sonra bu böyle büyüdü. Ama. Kanka sonra bu böyle büyüdü mitoloji haline geldi. Jirok sen ateistsin ha. Yani lan Zeus sana göre amına koyayım. Zeus sana göre kickboksçu muydu? Düşmez kalkmaz bir Allah, bunu da unutmayın ha. Sende bir de Zeus'un dövmesi var değil mi? Zeus değil kardeşim, Poseidon. Poseidon dövmesi var bunda. O lan da Mersinli olduğum için denizi seviyorum yani. Abo. Hani orası kim çocuğu, sende sende de Pink Floyd dövmesi var. Pink Floyd'a mı tapıyorsun amına koyayım? Bu ona salak, mantık. Salak tapıyorum diye mi? Sen o Tanrı. Ben de tapıyorum diye mi yaptım onu? Tanrı diye anlatılıyor seninki. Lan ne alakası var? Ben adam güzel bir şey oldu diye böyle denizlerin tanrısı diyor. Bendeki müzik grubu amına koyayım. Neydi ya? Mona Lisa'nın şeyi neydi Kemal? Mona Lisa adı o tablosu zaten. He. Mesela tablo gibi yaptım ben koluma. Sen de Pink Floyd'u tablo gibi yaptın. Oğlum bir kere Mersinliyim diye Poseidon yaptırdın diyorsun. Mersin'in olayı şahmaran zaten. Mitolojisi. Kanka onu çok bozdular. Ben onu izlemiyorum ya. Vallahi Mersin mitolojisi ha, biliyorsun değil mi şahmaranı? Tamam bak, kardeş bak, ben bilginiz olsun biraz ha. Şahmaran tutmadım o ben o. Mersin Tarsus mitolojisi kardeşim bu arada. Evet. Bak işte Tarsus'ta binlerce yılanlar varmış. Meran adı verilen bu yılanlar akıllı şey koy. Meranların karşı Şahmeran denirmiş. Bak. Oğlum Adana'da bu Mersin'de var. Her şey. O da anlatılıyor. He, Yılan Kale de var doğru. O da yanı zaten. Adana'da çekiliyor ya bir de dizi. Koptum amına koyayım. Bizim oralarda zaten. Abi yeni geldim. Şahmeran hala orada. Atayım mı foto? At bakayım Enes'in bir bilgi ver. Nasıl lan yeni geldin? Şey Mersin'e gitti bir Enes. Şahmeran'ı görmüş oğlum adam. Oğlum Şahmeran zaten var ya şeyi, bak şu su var. Hayır adam gerçeğini gördüm diyor. Oğlum bak korkutmayın beni ha. Ben inanırım oğlum abi. Niye korkuyorsun? Şahmeran kötü bir mitoloji değil ki. Oğlum yılan ısırdı şeyde dizide. Jirox, ejderleri neyden bakarak hayal ettiklerini ben biliyorum ha. Neyden? Van Göl canavarı. Mesela o da mitolojik bir şey. Hadi Van Gölü canavarı mitolojik falan değil. Hadi. Abi nerede canavar, nerede o zaman abi? Abicim Van Gölü'nde mitolojik adam. De ima yalan söyleyem ağız sikem cağa çoğabey. Böyle yatmış böyle yeşil. Böyle yatmış yorayını alıyor. Bursa'da insan şeklinde İskender var. Abi o şey. Yolanla bir kara aldım dedim canım sıkılmaz sen. Ben kare kazanıyorum ben. Arabaya kazanıyorum ben, arabaya kazanıyorum ben, kare kazanıyorum ben, arabaya kazanıyorum ben, kare kazanıyorum. Abla bize helalok çocuklarımız var. Candan gel, kapıdan gel, candan gel. Yalan söylüyorsun bana anı sikeyim. Ben mazursi. Bak şimdi kardeşim benim. Salak salak şeylere bak, saçma sapan inanmayın. Abi, tamam. Ben bir şey diyeceğim, ben hala emin olamam abi. Ben ejderhaların yaşadığına inanıyorum abi zamanında. Sevgilimin onu aldattığını düşündüğü ortam. Kemal o zaman şey izleyeceğiz bugün. Üf be vay anasını dediğimiz onun. Kemal peki ha, bak, abi yok nerede yandılar. Hani öyle videolar izliyorduk Kemal, biz önce. Kemal chatten yazdılar. Anka abi, kuşuna inanıyor musun? Anka kuşuna. Abicim anka kuşu dediğin şey yok abi.
Ya sektir git nereye ya, yok. Küllerinden ya, doğan. Küllerinden doğan. Oynamıyor. Bir anka kuşu. Yok abi öyle bir şey yok. Abicim siktir git inanma amına koyayım. Yok abi. O zaman sen Pikachu'ya da inandın sen o zaman. Pokemon'a. Pikachu ile anka kuşunun ne alakası var? Geri zekalı. Birisi tamamen bir şey için oluşturulmuş bir karakter. Diğeri tarihi çok eskiye dayanan bir kuş. O zaman tamam. Kemal. Tarihi çok eskiye dayanan bir kuş mu? Evet abi anka nerede kuşu ta kuş? Nerelere dayanıyor? Nerede fosilleri nerede abi bu kuşun? Nerede kendisi atarsan nerede? Atarsan göt olursun ha. At abi. Bekle Kemal, abi. Al ben sana bir şey attım. Bunda Pegasus'la devamını atmam. O zaman gerçek? Bak bunda devamını atmam. Al kardeşim. Al attım sana. Ben al. Attım gerçek bu. Al amına kodumu çocuğu. Tamam doğru. Ne, doğru. Diyeceğim, doğru. Diyeceğim. Bu doğru. Bu gerçek. Gerçek. Bak şimdi. Ha bu gerçek. Evet, gerçek. Bu. Gerçek abi. Al. Al abi. Gerçek. Tamam at, al. Ben de attım abi fosilini. Ben de attım. At abicim. Anka kuşu fosili attım abi. Orospu çocuğu bu Eminönü'nden almışsın bir tane kuşun şey. Lan ne alakası var? Sen bunun anka kuşu olmadığını kanıtlayabilir misin? Ya sen bunun anka kuşu olduğunu kanıtlayabilir misin? Hayır evet, ikimiz de kanıtlayamayız ama ikisinin de ihtimali var. Abicim ben kanıtlayayım bilim adamı kanıtlar bunu. Sen Google'a anka kuşu fosilleri yazar mısın kardeşim? İlk fotoğrafı lan bir kere bunu 3D yazıcıyla basmışlar oğlum bunu. Kardeşim Google'a anka kuşu fosilleri yazar mısın? Anka İlk fotoğraf ne çıkıyor? Fosilleri. Çıkıyorsa vardır Google'da. Yaz abi getir ekranı bize. Önümüze getir. Al. Sikti. Juros sikmiş. Kemal. Ellerine bastıracağım. Ellerindeki 3D yazıcıdan bastıracağım bir sürü şey. Bu salağa inandıracağım sürekli ya. Vallahi diyorum bu saatten sonra. Tamam sen inanmamaya devam et kardeşim. Sen Allah bilir Allah'a da inanmıyordur. Oğlum ne alaka ne alaka Allah Allah şimdi ne alakası var ya? Kemal. Oğlum Allah'ın biraz yarattığı şeylerle şey yapıyorsun. Dalga geçiyorsun inanmıyorsun. Lan nerede Kemal, oğlum ne? Ha. Dinozorlar hala hayattaymış attım diye. İlk kemikler keşfedildiğinden beri dinozorlar her zaman insanoğlunun dikkatini çeken canlılardır. Ve size gerçeği söylemem gerekirse onları bu kadar ilginç yapan günümüzdeki sürüngenlerden daha büyük olmalarıdır. Peki başlıktan da anlayacağım. Abicim bak evrim sürecinde benim için geçerli. Bilimsel olarak açıklanan bir şey bu. Dinozorlar. Ve okey diyorum yani var diyorum anladın mı? Fosilleri var kemiklerini birleştiriyorlar. Ulan yaşayabilen böyle bir küçük bir şey bulsak da yeniden bir tane bir dinozor üretsek diye uğraşıyor Kemal'in insanlar. Kemal'in inanmazlığı için evrim ağacının video çekip tam bu gerçektir demesi lazım. Ne anladın? Allah Allah. Ya ne alakası var evrim ağacıyla ya? Celal Hoca anlatıyorum Celal Hoca. Celal hangi Celal? Celal var ya oğlum. Şimdi bak. Oğuzcuğum. Şengör mü Güngör mü? Hangisi? Ya bak adamın adını unutturdun bana. Senin Şengör. Celal Şengör var bir de Güngör var işte. Celal Şengör. He. O adamın ya. Ne? Çok inanmayın diyorum. Çok inanmayalım bu adam. Ne bileyim bana biraz çelişkili geldi. Daha kişilerinkini de tattım. Allah Allah. Yalnız şekilde dinozorlar nasıl var olabilir ki? Onlar 300 milyon yıl önce yaşadılar diye biliniyor. Uy. Şu an günümüzde nasıl olur da bulunabilirler? Hadi günümüze kadar yaşadılar diyelim. Burak Güngör değil kanka. Bu zamana kadar neden kimse görmedi? Teori şu ki eğer dinozorlar gerçekse o zaman orada bir yerde saklanıp tekrar keşfedilmeyi bekliyor. Kimlerle? Anka kuşlarıyla mı? Anka kuşlarıyla. Hayır oğlum ejderha var. Tabii ki de bu tahminleri ve soruları öylesine ortaya atmıyorum. Anka kuşu da ejderha da yer hala günümüzde var kimse olduğunu kanıtlayan kamera kayıtlarıyla geldi. Abicim Allah'ım ya. Rabbim ya. Ya al işte al kanıt amına koyayım. Nasıl bir video attın ya? Ne kanka bu? Ne kanka bu? Dinozorların kanıt? Günümüzdeki videolarıymış. Kanıtmış bize o da. Lan zaten dinozorların her şeyi bulundu zaten. Ya her şey hayır, açıklandı hayır, zaten. Işte, kemikleri. Hayır. Oylar benim seçiklerim. Kemal varlar hayattalar hala bak başla bak. Varlar benim hayattalar mı? Gelen bu gizemi birlikte çözelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Sibirya'daki mamut. Tamam bu gerçekten bir dinozor değil. Mamutlar da tarih öncesi canlılardır. Aslında bazı bilim adamları umutsuzca bu soyu tükenmiş canlıyı tekrar hayata döndürmeye çalışıyorlar. Ama ya bunu yapmalarına gerek yoksa? Ya yapmaları gerek... Abicim zaten buldular. Bak mamut, bebek mamut buldular onu biliyor musunuz? Çok donmuş böyle cidden şey buldular ha.
Abicim mamutlara da inanmıyorsan yuh amına koyayım senin artık ya. Bak al. Bak. Lan var zaten var. Buna niye bize kanıt gösteriyorsun? Lan oğlum ya? Video çok saçma. Videonun konusu çok saçma. Günümüz. Hayır. Videosu. Lan salak. Hayattalar mı? Hayatta var mı? Günümüzde çekilmiş olmasa... videolar. Değiller. Hayır, şöyle düşünemiyor bak salak. Ya nasıl değiller ya? Mamut adam olmasa çekmiş. Mamut olmasa filler nasıl olacaktı? He? Ölmüş mü diyor? Oğlum. Yok kardeşim, birazdan uyuyakalmış kalkacak. Ölmüş mü ne oğlum? Fosil olmuş. Donmuş. Buzul çağda. Bir ufak kestiriyor. Bir dakika, bu gerçek mi? Lan gerçek. Bu maket değil. Değil oğlum. Yok, değil gerçek. Bulundu bu. Lan oğlum. Rusya'da buz. Oğlum, bir buz şeyin altında donmuş bu. Bir çürümemiş o yüzden. Donmuş. Evet donduğu için Kaptan Amerika hikayesi gibi düşün. Kaptan Amerika gibi o düşün. O gerçek değil ki. Kemal niye yakmışlar? Abicim yakmamışlar. Adam oğlum ölmüş. Ölmüş. Üstünden 100 yıllar satın geçmiş. Satın alma sahiplen. Aslında veterinere zamanında götürseler. Belki dişi amına koyayım. Nereden makav biliyorsun? İyiydi de şey. Sonuçta. Soğuk yanığı mı? Makav iyi bir şaka geliyordu. Hadi yılda bir. O da gitti şu abi. Arada kaynadı abi. Kemal videonun şeyi şu. Türü yok olmuş sanılan dinozorların günümüzde çekilen videoları. Abicim mamut günümüzde çekilemez çünkü yok. Ya aç adam ne çekiyor? Hadi bakalım, hadi bakalım. Yeni bir araştırma yapmalarıysa bu görüntü ilk kez 2012'de ortaya çıktı. Al abi buyur. Aa. Deliller var burada. Amına koyduğumun çocuğu seni al. Al amına koyduğum. Hadi şop da buna da burada. Abicim niye o zaman attığın bu yetkililere bildir... Videoyu... La adam şunu bulan aklına. Adam. Bak şunu bulan adam şu 3 piksele bile... Dur mamutu bir çekeyim de sosyal medyada 3000 like alayım. Diyeceğine tamam mı? Bir yetkili çağırsa, bir şey çağırsa, ben mamut buldum dese bu adam milyoner zaten. Değil mi? Arayacak şey diyecek. Ben 8. ağacın yanındayım. Oğlum konumazsın bir şey az. Ya telefonda bak konumazsın telefon bu. Basın engellenemez. Adam seni bak içeri tıkmalarına çok az kaldı Jiros, ben sana söyleyeyim. Kemal'im şu attığın videoyu atsana. Hadi bakalım buna dünyanın ne diyeceğiz şimdi. Dünyanın en popüler mitolojik yaratıklarından birisi olan ejderhalar modern dünyada nerede abi iskelet filmi, nerede? Dizi, al abi internette işte olmak iskelet. Üzere birçok platformda al, ejderhalara dair koyayım. Bazı kanıtlar öne sürülmekte. Gelin ejderhaların al. Bir dönem yaşadıklarına dair... Çizim borosu çocuğu al ne? Ha pardon. Hayır pardon. İlginç kanıtlardan bazılarına yakından bakalım. İnsanları ejderhaların... Al bu ne? Bu ne kanka? Bu ne kanka Kemal? Bu ejderhalı kanıtıdır beyler. Abi ne o bu ejderha değil de ne kanka bu ya? Bu kanıt Jurax bu kesinlikle. Tamam Kemal bunun ejderha olmadığını şey yapmıyorsan eğer. Orası Jurax. Tamam bekle bana bunun ne olduğunu anlatsana. WhatsApp'tan bana ne olduğunu anlat. WhatsApp'tan şimdi sana bir şey atıyorum bak Ozan bak şimdi. Tamam at amına koyayım WhatsApp'tan bana bir şey. Kaldırarak ha dorospu çocuğu. Ne yapayım ben senin küçük sikini. Atacaksan da kaldırarak at. Gönlümüz açılsın biraz. Beyler bu soldaki Cyber. Görsel ark oyunundan ha. Harbi mi lan? Sağdaki hangi oyundan amına koyayım? Sağdaki de şey Luna Park abi. Siktir lan nere Luna Park? Arkada tahtere ve valli yok. Tahtere ve valli. Sen niye Cyber oldu? Ha Jiros bunu bana göndersene. Onunu sikeyim Kemal'in evinde dinozor fosili var amına koyayım. Nasıl ya? Bayağı adamın evinde dinozor fosili var lan. Yok artık. Kemal daha sen kendi sen evinde olan şeye inanmıyorsun. Ulan sen var ya sen harbiden gerizekalı. Sen var ya Allah'a da inanmıyorsun ha. Baksana oğlum fosile bak amına koyayım. Salak bu dinozor mu? Ne? Çingölü canavar. Kuş mu amına koyayım? Çingölü canavar. Zaten var. Ya Cyber sen harbiden malsın amına koyayım. Büyük malsın ya. Sikerim ha. Şimdi nasıl maymunla kavga ediyorlardı? İzledin mi o filmi? King Kong oğlum King Kong. Bu da Godzilla amına koyayım. Allah Allah. Böyle bir şey getirdin şimdi Jurox karşıma.
Yalandan burada bir şey yapılmış amına koyayım. Abicim ne yalandan, ne yalandan ya kanka. Ya ne yalandan, ne yalandan. Allah Allah. Bu ya siktir git ya. Al abicim. Ya bir siktir git. Ya bir siktir git ya. Allah Allah. Smog olabilir bu. Allah Allah. Daha neye inanacaksın be adam? Sen sen orklara da inanmıyorsundur. İnanmıyorum. Oha! Siktir git. Siktir git. Bana bir tane göster abi. Sen Yüzüklerin Efendisi'nin sadece bir filmden ibaret olduğunu mu düşünüyorsun şimdi? Evet. Ha, oğlum kitap lan, kitap zaten lan. Ya o kadar ork nereden buldular filmde oynayacak? Gerçek değilse. O nasıl bir mantık? Orası bir çocuğu. O zaman Walking Dead'de de zombi apokalipsi mi var? Geldiler ya İstanbul'a Walking Dead zombiler. Dövdüler. Polis tutuladıyor mu? Sahip devasa hayvan donmuş bir nehri geçerken abicim. Durdu. İşin garip yanı, mamutlar yaklaşık 10 bin yıl önce vardılar. İzole edilmiş birkaç popülasyon 4 bin yıl. Çok uzak değil ha. Çok uzak değil bak ha. Çok uzak değil. 10 bin yıla çok uzak değil diye 2000 yılındayız. Hayatta kalmayı başardılar. Yemek ve sanat için kemikleri ve dişlerini alet olarak kullanıyorlar. Oğlum mal değini. Eksi yıllar amına. Lan tamam da. Eksi 8000 de amına. Ya da. Vay ananı sikim sahibi, sen öyle mi düşünüyorsun? Eksi 8000 diyor bir de orası. Söhbeti kestim. Milat ne Cyber? Milat. Sıfır ne? Sıfır. Hayır, ne yani? Niye sıfır diyoruz zaten? Milattan öncesi var. Harbi sonrası var. Olmuş. Tamam işte artı eksi sayı doğrusu gibi düşün. Tamam da niye o gün mesela bugün sıfır olsun da bundan sonrasını koyalım mı denmiş? Ne diye yani? Ne? Noxus'un kuruluşu muydu? Neydi? Kardeşim ben burada bir şey diyeceğim. Noxus League of Legends şey ama. Oğlum. Cyber. Sihirdar vadisi olsun. Hazreti İsa doğdu. Ben Strater adamı izledim. Kemal, League of Legends bizim adresleri vermiş diyorlar. Doğru mu lan? Yok lan yok, şeyleri oyun hacklendi. Veriler datalar. İyi o zaman, tamam, sıkıntı yok. Datalar hacklendi. Ben doğrudan izledim diyor bir de. Çok fazla bulanık olduğu için bu görüntülerin somut kanıt olarak kabul edilmeyeceğini düşünüyor. O zaman görüntüdeki hayvan neydi? Ağzında balık tutan bir ayı olabileceğini iddia ediyorlar. Belki şişko. Abicim ağzında balık tutan bir ayı bu. Hani ayın amı. O ayı mı ne? Jirot bilir. Bu hortum değil, bu balık. Ayı değil amına koyayım. Hortum o ya. Bu balık abi. Hortum o abi. Hayır balık abi, şu tuttuğu balık, bak kafayı da sağa sola çevir. Orospu çocuğu, bunu çeken kameranın önünde bizimse anlayacağız ayı mı film. Ne? Nerede tam Raptor? Nerede? Lan film sahnesinde. Yaratık oldukça hızlı hareket ettiğinden ve kamerada sadece kısa bir süre göründüğü için piksel atsan. Kanka ben buna keçi desem de, bu keçi desem de kimse bu keçi değil demez ki amına koyayım. Bu nasıl piksel? Lan salak mısın sen? Keçinin iki ayağı önde mi? Lan iki ayak önde, gördün mü bir şey? Geyik gibi koşuyor. Bak kamerada sadece Raptor işte abi. Aa var işte ya. Görmek çok zor. Ancak diğer videoların çoğundan farklı olarak yaratığın çalılığın arasından kaybolmasından önceki görüntüsü oldukça net. Kanka bu CGI ya. Yaratığı yakınlaştırırsanız Jurassic Park filmlerinde görülen bir Velociraptor benzerliğini fark etmişsinizdir. Bu görüntülerden hiç fark edemedim abi ya. Dinozorların gerçekten yaşadığının kanıtlandığına inanıyor. Yani şu evet, görüntüden kanıtlıyorsa evet. Hani kanıt. Lan dinozor zaten bak yaşanın. Sen şimdi abi, bir şey yiyeceğim. Delireceğim artık. Çıldıracağım. Zaten bu kanıtlandı. Zaten bu kanıtlandı. Sen ama velakin şu an yaşadıklarının kanıtı. Sen Allah bilir Flash'a da inanmıyorsun Kemal. Hangi Flash? Nasıl? Bayağı Flash'ın gerçek olduğuna da inanmıyorsun. Verelim. Salak, o gerçek mi? Alın amına koyayım. Bunu atmayacaktım. Uzun bir süre saklıyordum bunu ben kendi şeylerimde de. Bak al, bakalım kanalına hoş geldin. 5 kanıt. Eğer bu kanalımızda izlediğin ilk video ise bizim kanalımızın bu videosunda karşınızda kameralara yakalanmış 5 süper kahraman. Bu arada sesi tanıdın mı Kemal? Kim? Adal'ın eski kanalı. Adal mı? Bak numara. Dinle adamı. Hindistan'da Mobese kameralarına takılmış bu görüntüler kesinlikle. Harbiden lan Adal lan. Ben Anal. Ya Adal değil kanka. Verdiğin süper bir yanlışa kahraman. Da doğru senin dedin. Allah ya. Belanı vermesin ya. Senin bir Allah tane Allah yanlış bir şey Allah söyledim. Ona da inandın. Senin ben kafanı sikiyorum. Vallahi o zannettim ya. Oğlum ama aynı yaptı o tonlamayı. Merhaba ya Adal. Onların yaşadığını kanıtlar nitelikte.
Çünkü bak, karşıdan bak, karşıya bak, geçmeye bak. Çalışan nota. Oo. Oo. Aga. Abicim gör artık, gör gözünün öndekini gör. Full speed basmış. Bu nasıl bu yıldan bunu? Motorluya yaşadığını kanıtlar nitelikte. Çünkü karşıdan karşıya geçmeye çalışan motorluya kamyon çarpacakken bir anda diğer taraftan kamyon gelen birisi motorluyu oradan çekmiş ve saniyeler içerisinde yolun kenarında tekrardan belirmişlerdir. Bu gizemli olaydan sonra kamyon şoförünün yaşadığı şaşkınlık ise her şeyi anlatmakta. Olayın kahramanı ise bak, bölgeden sakince uzaklaşıyor. Niye yavaşça uzaklaşıyor o kadar hızlı gelip? Niye kanka, belli olmasın diye işte. Ha hiç belli olmadı ya. Bak bak, elinden şimşekler çıkıyor Kemal. Telefonun flaşı açık. Ha, 2 numara. İki elinde de mi telefon flaşı var? Gerizekalı. Yurt dışında trafikte araç içi kamerasına yansımış görüntülerde. Araçların arasından bir motosiklet çok hızlı ve arkasından alevler çıkarak geçiyor. Tüm bu şaşırtıcı anlara şahit olan kişiler ise hem büyük şaşkınlık yaşamışlar hem de çok korkmuşlardır. O ne? 3 numara. Sırada bir mobese kamerasına takılmış gizemli ve ürkütücü görüntüler var. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın ilk arabayı geçmiş. Ancak ikinci araba tam çarpacakken bir anda yolun diğer tarafına birisi tarafından geçirilmiştir. 2017'ymiş, karşıya yalan ama sana bir şey yaptım. Kahraman olduğunu evet. Bu kesin gerçek ama. Bart bunu, bu, Bart, bunu, Bartelon bunu şekilde, bu. Tarihi belgeleri incelediğimizde gerçekten de deniz kızlarının yaşadığına dair birçok metin tasvir edilmiş. Evet, bu görüntüler internete yüklendikten kanka, sonra değil, hayli değil. Dikkat çekti. Hadi gelin hep birlikte görüntülere yakından bir bakalım. Evet, şu an kayanın üstünde yatan garip bir şey var. Görüntü ne kadar bulanık olsa da kuyruğunun herhangi bir şey balıkta Kemal? Bak, balıkların telaşlandığını görebiliyoruz. Bu gerçek balıklar olsa bile gerçek diyemeyiz durumda. Mesela. Niye biliyor musun? Arkadan süzülerek gelen canlı bayağı ablanın biri bir takmış olabilir böyle ayağına. Görüntüyü evet abi. Orada yatıyor da olabilir yani. İki tane elini düşürüyor. Benim tahminimce %50 olarak sahte, %50 olarak ise gerçek deniz kızı olabileceğini düşünüyorum. Abi nasıl böyle düşünüyorsun ya? Bu kanal sahibi nasıl böyle düşünebiliyor oğlum? Belki deniz erkeği yanlış düşünüyor. Olaya yakından tekrar bakalım. Aha. Evet, biraz deniz balığı. Tam balık orospu çocuğu balık. Herkes, bu balığın hangi cins bir balık olduğunu söyleyebilir. Deniz levreği ile eşleştirdiğimizde %91 sonuç levrek çıkıyor. Değil bu ya. Ama bir ihtimal daha var. Palamut şeklinde de yüzen bu balığı palamutla eşleştirirsek %50 ihtimal çıkıyor. Bu iki ihtimal üzerinde yoğunlaşmaya karar verdik. İlk başta basit bir şekilde bir araştırma yapıyoruz. Deniz sağ bak! Denizin kaç metre derinliğinde yaşar diye. Yaptığımız araştırmalarda sadece 15 ne var sağda ya? Olabilen ay, geri al geri al! Maksimum 250 metre derinlikte kum yüzeyinde yaşayabildiğini görüntülerde petrol şirketinin orospu malzemeleri çocuğu, dünyanın başlangıcını aldı. Ananı sikim senin ben. Milat burası işte. Ağır çekimde baktığımızda 4 tane olduğu açıkça belli oluyor. Balıklar geçerken hızlı bir şekilde bir mızrak fırlatılıyor. Mızrağa yakından baktığımızda 1 metre bayağı boyunda... Dur dur! Dur dur! Balığın sağındaki yüz ne Kemal? Tente bu amına, demirin şeyi bu. Ha. Ne bileyim ben öyle bir şey çıkarttım. Hayır adam da öyle bir şey demiyor. Adam da burada bir mızrak atmış. Deniz ya, kızı fosili. Ve elle tutulan bölümü ise deniz kızı mızrağı kanka. Kanka on dümdüz Hakan Survivor Hakan'ın hatırlıyor mu? Survivor Hakan zıpkını o amına koyuyor. Tekrar sağ sol yapsa da görüntüye takılanın ne olduğunu çözemiyorlar. Bu video en şirketinin bir oyunu olabilir diyorum. Deniz kızları sağ deniz. Ya bir siktir git. Havuz vura şunu oğlum. Götüne sokacağım şu mouse'ları. Havuz kızı oğlum bu. Denizlerde mi yaşar yoksa tatlı suya adapte olan? Oğlum çok mantıklı lan bu arada Kemal. Palet ki ben kız olsam palet yerine deniz kızı kostümüyle yani yüzerdim. Oğlum ben şuna daha çok şok oldum ben. Biri yayan geçti mi şurada? Nasıl oldu amına koyayım? Adam düz yürüyor için. Havuz mal. Yani oğlum bu boy mu? Boy oğlum lan kız küçücük kız. Var? Evet, bu videomuzda deniz kızlarının ismini değiştirecek bir kayıtla karşınızdayım.
Bu kayıtlardan sonra ne abi? Deniz kızlarının ismi nehir kızları olarak iki ayrı türe ayrılacak. Gelin hep birlikte video kaydını bir izleyelim. Hadi bakalım. Al aha. İşte. Al işte. Hadi buna bir şey diyemezsin. Devlet de işin içinde. Sektör git amına koyayım. Ya kas oğlum bir şey var burada, bir çekim mekim. Abi o bölgenin adı neydi? Cyber. 33. bölge. 33. bölge Mersin. Gerizekalı. Ne alaka? Hey, nereyi soruyorsun? Bölge. 21. bölge. 21. bölge miydi o? Evet. 21. bölge devlet su işleri. Sen gerizekalı mısın ya? Onu sordum oğlum, deniz kızı arıyor. Deniz kızı işte, bölge. Devlet su işleri bölge. 51. bölge. Kemal tamam, o çölde oradan deniz kızını bulacak. O uzay oğlum, o başka. Bölge, o 51. bölge açıklanmalı abi insanlar artık. Ya yani niye abi, isterse açıklar isterse açıklamaz. Abi arada açıklanmalı abi. Biz yani artık uyutulmaktan bıktık. Bir şey diyeceğim, gerçekten kısmetse olur daha gerçek, biliyorsunuz değil mi şu videolardan? O derece yani. Sen atıyorum. Kısmetse olurun da mı gerçek olmadığını inanıyorsun? Salak, kısmetse olur, gerçek değilse bu insanlar nereye gidiyor? Ne atıyorsun gerçek, video? Gerçek.